Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Gazetelerin ilk sayfalarına yer alan haberler. İlk sayfalarda saklanmaya, gizlenmeye çalışan haber yazı ve yorumlar. Yazarların gündemiyle bir defa daha karşınızdayız. Ben Ersoy Dede ve Hikmet Genç burada. Merhaba Hikmet Genç. Merhaba, günaydın. Hem günaydın hem de yeni yıl olsun. Amin. Dün itibariyle bir Muharrem, bugün ikisi oldu. Hicri yıl. Tüm İslam aliminin mübarek olsun yeni yılı. Mübarek olsun. Yeni yıl mübarek olsun diye yanlış şey oluyor. Mesela yılbaşında 31 Aralık'ta yeni yıl mübarek olsun desen ne kadar komik olur değil mi? Daha komiği dün galiba Senay Demirci yazmış. Yani ben de benzer bir şey düşünüyordum. Tam ifade edemiyordum. Miladi yeni yılınız kutlu olsun demiyor ya hani Batılılar. Biz de şimdi miladi takvim kullanıyoruz. Miladi yeni yılınız kutlu olsun diyen yok ama hicri yeni yılınız kutlu olsun gibi bir jargonumuz var. Çok ayıp aslında yani. Evet, işte Batı'da tabii normalde biliyorsun yeni yıl derken hani Merry Christmas kutlaması yani Merry Christmas deniyor ya hani hicri Merry Christmas olmuyor. Olmuyor tabii ama onlarda da böyle bir kutlama var tabii. Merry Christmas biraz da dini motifli bir var ama işte tarzı. Miladi yeni yılın kutlu olsun demiyoruz. Yok biz demiyoruz. Hicri yeni yılın kutlu olsun diyoruz ama. Evet. Mesela öyle bir şey var. Şey de önemli. Ben öyle zamanda eskiden böyle bir yazı yazmıştım hatta yılbaşında yeni yılınız mübarek olsun diye. Ondan sonra tabii ironik bir yazıydı. Mübarek kelimesiyle yeni yılı orada uymuyor ama burada mesela uyuyor. Çünkü burada burada da yani hicri takvim üzerinden gittiğin zaman tabii İslami bir inanç üzerinden hicri'nin yılbaşı olmasından düşünerekten mübarek diyebilirsin. Ama ötekinde Merry Christmas'tır. Ding ding ding, jingle bell, jingle bell. O ne jingle bell, jingle bell. Çan çalıyor. Çanlar çalıyor. Böyle bir ayrımı yaptık biz de. Bize de bakalım. Yeni yıl kadar ben Muharrem ayını da çok önemsiyorum. Muharrem ayının yüzüsü hürmetine belki de İslam coğrafyasında dökülen kanlar kendini İnşallah. İslam diye onlar. Yani hani haram aylardan evet. Olduğu için kendini İslam adına iş yapıyormuş gibi gösteren elikanlı vahşi terör örgütleri bu garip ve bu İnşallah. Akıl almaz kavgayı sonlandırırsa eğer Müslüman Müslüman'ı kestiği bir dönemin artık sonuna gelirsek İnşallah. Barış ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Ya Muharrem ben biraz o yüzden yani her Muharrem yaklaşırken böyle hani inşallah bu mesajı doğru alan birileri i̇nşallah. Vardır bu İslam coğrafyasında diyorum. Güzel bir temenni. Onu da buradan söylemiş olalım. Peki. Evet. Evet. Neyle başlıyoruz? Star'la mı başlıyoruz? Hadi başlayalım. Madem Müslüman'ı kesmesi şeyinden yola çıkarak başladık. Kendini İslam gibi gösteren terör örgütünün elinde olan bu Elbap tabi başlarsa aynı zamanda Rakka sıkıştırması anlamına gelecek. Rakka sıkıştırması beraberinde kuşkusuz ki bir Musul harekatını da getirecek diye bir beklenti kuşkusuz ki var ve bu anlaşılan o ki artık aylar değil haftalarla ifade edilen bir operasyon. Büyük taarruz emir bekliyor manşetini Star'da görüyoruz. Tabi evet. Büyük taarruz emir bekliyor bunlar Özgür Suriye Ordusu üzerinden tabi ifade etmişler ama sadece Özgür Suriye Ordusu onun tek başına hani ittifaksız, müttefiksiz yapabileceği bir harekat olmayacağını görüyoruz. Ne diyorsun? Şimdi bununla birlikte şunu da hatırlatmak durumundayız. Biz bunu daha önce ifade ettik ama Türkiye'nin Cerablus'a girmesinden hemen sonra Batı'da bir endişe oluştu. Bunu sürekli söylüyoruz. Sadece DAEŞ üzerinden değil, bu DAEŞ üzerinden de bir ironik ifade ama sonuçta DAEŞ'in Amerika'nın söylediği gibi önümüzdeki 10 yıl 20 yıla kadar sürebilir DAEŞ'le mücadele Amerikalı yetkililerin açıklamasıdır. 10 yıl 20 yıl gibi bir ifadeden kasıt şuydu. Amerika aşağı yukarı bir 10-20 yıl veyahut 15 yıl neyse buradaki DAEŞ'le mücadele yani ben burada 15 yıl daha varım buradaki mücadele sürecektir. İhtiyacımız var manasında söylüyordu. Cerablus'a girdiğimiz andan itibaren birçok şeyin ne kadar fake olduğunu, yalan ve yanlış olduğunu gördük. Bu ordumuzun oradaki çok başarılı operasyonunu tahrif etmek manasında değil. Ama DAEŞ'le mücadele etmek istediğiniz zaman edebiliyorsunuz. Yani eğer koalisyon güçleri onca güç, hep rakamını söylüyorum, 5800 sorti ile DAEŞ'e hiçbir şey yapamadığını söylüyor Sabat'ı, büyük bir yalan olduğunu, koalisyon güçlerinin aslında tam manasıyla mücadele etmediğini söylüyoruz. Ama şöyle bir şey var, Cerablus'a girmesinden sonra ya bu DAEŞ'e eğer Türkiye buraya girerse Türkiye burada önemli bir inisiyatif kazanabilir tehlikesi oluştu. Amerika ve Batılılar karşısında. Çünkü hem PYD'ye karşıyız
oradaki koridoru oluşturma noktasında, hem de orada bir güvenlik alanı ve geniş bir güvenlik alanı. Şu ana kadar 960 kilometrekarelik bir alanı güvenlik altına aldık ve bunu 4000'e kadar çıkartıp o bölgeyi komple güvenlik haline getirebileceğimizi söylüyoruz ve biz tek başımıza bunu yapabileceğimizi söylüyoruz. Ve bunu bugün söylemiyoruz. Bu, 2011'den beri de söylüyoruz biz bunu. Biz bunu söyledik. 40 gün içinde yaptık, bitirdik buraya kadarını. Yani bu yıllarca süren bir savaşın 40 günlük faturasını çıkarttı. Türkiye dedi ki arkadaş bak böyle olur dedi bu savaş. Ve ben de çok fazla bir şey yapmıyorum. Tanklarımla profesyonelce giriyorum. Kendi uydu sistemle hareket ediyorum. Ve kendi dinamiklerimle bu işi bitirebilirim. Sen Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya falan filan dünyanın büyük silah güçleri. Bunu bitiremiyorsanız sizde bir sıkıntı yani. Var demektir dedi Türkiye. Bunun üzerine korku, nedir korku? Korku eğer Türkiye burada böyle bu şekilde başıboş bırakılırsa Orta Doğu'da bizim bütün projeler çöker. Türkiye inisiyatif almaya başlar. Bizsiz her şey yapabilir. Öyle olacak. Bizim, o yüzden iki günden beri Musul'u bombalıyor Fransız uçakları. Bak Musul'a doğru geldiler. Korku Musul. Bütün bu gazetenin, Star'ın manşetinin üzerinden efendim ya ne kadar gereksiz zamanda gereksiz işler yapıyoruz. Durup dururken Lozan'ın ne işi vardı? Yani Lozan'da konuştur mu canım? Deli misiniz siz? Lozan zaten bir bu ülkede işte Lozan anlaşmasıyla kurulmuştur. Bu iki toprakları böyle çizilmiştir deyip de savunan kişilere de buradan seslenelim. Arkadaş biz orada fiilen şu anda orada varız. Fiilen Ortadoğu'da savaşıyoruz. Ve o savaştığımız topraklar Lozan anlaşmasıyla bizden alınan topraklar. Bu nasıl zamanı kötü zamanlama demek? Ne demek yani? Biz şu anda bugün ne yapıyoruz? Musul'dan bahsediyoruz. Musul ne? Misak-ı Milli. Musul Kerkük, Misak-ı Milli de bizim sınırlarımız. Lozan'da güçsüz olduğumuz için imzalamak durumunda kaldığımız topraklar. Biz diyoruz ki Musul'a gidebilir miyiz? Halbuki Lozan'da güçsüz ondan sonra, değildik. Özür dilerim. Lozan'da halbuki güçsüz de değildik. Yani tabii onların kendi 1919 şartları, Sevr şartları gibi değildi Türkiye'nin şartları. Lozan'da artık ya kabul etmiyorlar ama düz söyleyelim. İsmet İnönü bu işi beceremedi. Lozan'ı çizdi, Türkiye'yi küçülttü, bıraktı, kabul etti, gitti o kadar. Siyasetten anlamazsın. Bürokrat değilsin. Askerden gelmiş bir adamsın. Oturdun oraya. Olmayan bir anlaşmanın sevr bir projedir. Hiçbir bu topraklardaki hiçbir otorite, hiçbir idare o anlaşmayı imzalamamıştır ve kabul etmemiştir. Hayır, Sevr gibi bir şey söyleyeyim. Sen Sevr üzerinden kurtardın demeyin. Sevr bu arada 4 ayrı projeden de biriydi. Yani Sevr tek başına biz neyi kaybettik de Lozan'da neyi kazanıyoruz? Ama 1923 koşulları artık savaş tamamlanmış, meclis kurulmuş, idare tesis edilmiş falan ondan sonra artık müzakereye başlanmış. Yani, ve bu müzakerede de hani Rıza Nur'un hatıratına falan da anlıyoruz orada. Yani açık açık mesela hani bizim donanmamız yok, adaları savunamayız diyerek alenen orada adalar bırakılmış. Daha sonra burnumuzun dibine kadar hepsi. Daha Lord Curzon'un anılarından çıkıyor. Yani Limni Adası'nı bize bırakmışlar. Bizimkiler kayıt altına almayı unutmuşlar. Almışlar evet bu kadar. Bu kadar basit buna, yani. Buna büyük başarı diye, zafer diye adamı yutturacaksın. O yüzden velhasıl işin özeti şu. Orta Doğu'da işte büyük taarruzdan kasıt. İşte bu bizim için güvenli bölgeler. Ve aynı zamanda şu anda Musul'a yapılan operasyon devam ediyor. Bakın uyandırdık adamları. Durup dururken Amerika uyandı. Bir dakika ne oluyor dedi. Ya ben burada 10 sene birkaç milyon kişi daha öldükten sonra temizlendikten sonra. İstikrarsızlaştıktan sonra iyice bir adam kalmayacak burada. Ondan sonra zaten bu PYD'yi ben bunları çok rahat kandırırım. Ha bu arada özür dilerim. Şey çok güzel bir yere geldi. Lozan'ın şartlarının hükümsüz olduğu bir Suriye coğrafyasıyla da karşı karşıya şu anda. Tabii. Yani Lozan Suriye'deki toprak bütünlüğü üzere tesis edilmiş bir anlaşmaydı. Şu anda Lozan diyorum. Suriye şu anda paramparça. Doğru. Irak ne durumda? Irak çoğu kimin de Ersoy. Sayın Ersoy dedi. Irak çoğunluğu DAEŞ'in elinde ya. Bir haritaya bakın. Öğrenin Allah rızası için ya. Bir kısmı Kandil tarafı Pekkan'ın kontrolünde. Önemli bir kısmı Barzani'nin kontrolünde. Bir tane Maliki hükümeti var. Zaten bunlar da bütün topu tüfeği tankı bırakıp da kaça kaça oradan Bağdat'a çekildiler. DAEŞ'e de orayı bıraktılar. Ne Irak'ın ne de Suriye'nin şu anda toprak bütünlüğünden söz edebiliriz. 1926 Ankara Anlaşması'nın gereğini yere getiririz. Türkiye burada inisiyatif sahibi olabilir mi diye düşünmeyin. Türkiye burada hak sahibidir. Türkiye burası 500 yıl boyunca Türkiye'yle yaşamış topraklardır. Sen 14 tane koalisyon gücüymüş bilmem neymiş. Bunlar yarın öbür gün buradan gidecekler. Gitmek zorunda kalacaklar.
Biz bu topraklarda, bu toprakların eğer bir projesi varsa, tabi arka bahçemiz, ön bahçemiz, bizim bahçemiz buralar. Ondan sonra Lozan'ı niye gündeme getiriyorsun diye soruyor bazı kaşalotlar. Bitti. Bitti, bitmez mi? Yani şöyle söyleyeyim bazen, onu bari geri dönmeyelim bir daha. Ya. Bizim değerli arkadaşımız, dostumuz da diyor ki, şu cümleyi okuyayım. Peki Binali Bey, sorarım size, Lozan üstünden siyaset ya yapmak arkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey kazandırır mı? Sen gene niye yaptın bunu ya? Keşke bunda bir yanıt verseydiniz. Sayın Ahmet Hakan sormuş, Lozan üstünden siyaset yapılır mı, yapılma ne gereği vardı? Arkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey kazandırır mı? Biz kime bir şey kazandırır? Şurayı mı diyorum? Evet, tam son cümle işte. Şu. Lozan üstünden siyaset yapmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey kazandırır mı? Ya arkadaş, biz bir kimseye bir şey kazandırsın, bir siyaset malzemesi olsun diye söylemiyoruz. Kafayı, saksıyı biraz çalıştırıyorsunuz. Biraz normal düşünüyorsunuz. Profesyonel bir gazeteci olmanıza gerek yok. Ortalama Türk zekası vatandaşı olarak, Türk zekası sahibi vatandaş olarak düşünüyorsunuz. Ya bu Lozan'ı konuşuyoruz ama Lozan maddesi, açıyorsunuz Google'ı, hiçbir şey bilmiyorsanız, dünyadan haberiniz yoksa. Oradan bakıyorsunuz bu Sırkerki ve Lozan nedir? İki haritayı karşılaştırıyorsunuz. Sev anlaşması diye yutturulan şeyin ne olduğunu, o projeyi nasıl dayatıldığını, ama Osmanlı'nın hiçbir şekilde onu kabul etmediğini, bu topraklarda onu kabul eden bir şey olmadığını öğreniyorsunuz. Toprak haritaya bakıyorsunuz. Bir de şu anda mevcut zırhlı birliklerimizin ve tanklarımızın nerede olduğuna bakıyorsunuz. Ondan sonra Lozan'a geri dönüyorsunuz. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı acaba? Ok işaretlerini atmaya çalıştım. Sayın Ahmet Hakan Bey, Atiye Sokak'ta fazla takılıyorsun. Hep bunlar onun yüzünden oluyor. Atiye Sokak. Şuraya gelsene. Gelsene Atiye Sokak üstelik. Ahmet Hakan'ın Lozan'dan anladığı. Ne anlamış? Ahmet Hakan'ın Lozan'dan anladığı. Yaklaş abi şuraya. Görebiliyor musun? Ahmet Hakan sonra kabul edecek bizim dediklerimiz. Cenevre'den 45 dakikalık göl manzaralı bir yolla Lozan'a ulaşabiliyorsunuz. Biblo gibi bir şehirdir Lozan. Önü Leman Gölü'ne bakar. Biraz Marmaris andırır. Arkaya doğruysa İzmir gibi kat kat yukarı çıkar. Kordon boyu denilebilecek yerde bulunan Beau Rivage Oteli'nin duvarında Lozan Anlaşması'nı hatırlatan tabela bulunur. Lozan'ı zafer olarak görüyor, gururlanabilirsiniz. Hezimet olarak görüyor, ağlayıp bahlayabilirsiniz. Bak, Ahmet Hakan'ın hatası nerede biliyor musun abi? Lozan'dan anladığı bu işte. Şimdi mesela şu var. Tamam, anlıyorum. Yıllarca mesela bir kurumda çalıştığın zaman doğal bir etkileşim yaşarsın. Ben bir fikriyatım vardır. O efkar umumiyemi, genel fikirlerimi senle etkileşim halinde değiş. Şimdi bak, ne olacak? Olacak şeyi ben sana söyleyeyim. Şimdi bu Lozan meselesinde hep muarız ya, Ahmet Hakan'da bir arıza var, muarızlık durumu var ya, muarız oluyor, aradan 6 ay geçecek, ben bunu yazmıştım ama aslında hakikaten var ya, çok bir yanlış yapmışım, böyle bir bu şeyi öngörememiştim falan filana gelecek. Bunlar hep bunu yapıyorlar. Ahmet Hakan'da o vicdan var, bunu yapıyor yani. Gelecek bak, 6 ay, bak şimdi yaz bu köşeyi, programı da kaydet. Ne diyecek? 6 ay sonra bu Lozan meselesini, Musul meselesi, şu anda yaptığı bu Mavra'yı, Lozan'la Mavra yapıyor, ne gereği vardı da falan filan, bilmem ne. Dönüp dönecek, anlatacak, ya aslında işte bunu, ama ben demiştim, ama benimle birlikte bunlar demişti deyip kıvıracak. Bir şekilde bizim arkadaşlarını gösterecek bile. Onlar yaptı, ben yapmadım, bak onlar yüzünden diyecek. Ondan sonra bizim çizgimize gelecek. Gelecek sınavına tabii. Diyoruz. Tamam. Neyse, gün manşetine devam ediyoruz. Ahmet Hakan'a ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Güneşe mi geldik? Güneşe geldik. Tamam. Ya şu şey meselesi, bak ilk günden beri burada... Kendimizi tebrik etmek istiyoruz. Tebrik ederim bizi. Beni tebrik ediyorum ve Hikmet'i de tebrik tamam. ediyorum. Şu darbe... Samimi tebrikleşmeler. Führer'le. Führer'le. Ve Milli Şef arasında. Niye ben Führer oldum ya? Ben Milli Şef olmayı tamam... Ama bak, Milli Şef de geldi biraz. Sen Führer'e daha çok benziyorsun. Şöyle bir tane Hitler bıyığın olsa tamam işte. Neyse. Samimi tebrikleşmelerimiz bitti mi? Bitirdik, evet. Bittiyse söyleyelim. Biz de kendine kadar beğendiğimizi anlatıyoruz. Şu ikinci darbe söylentisi konusunda doğru yerde durduğumuzu ifade etmemiz lazım. Ta başından tamam. beri. Bu meselenin bir tertip olabileceği, hatta başka açılımlar yaptık burada biliyorsun. Tabii. Burada yüksek sesle dedik ki içeride bazı FETÖ'cülerin itirafçı olmasını önlemek adına bu yapılmak isteniyor olabilir diye. Önceki gün biliyorsun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ aynı ifadeyi Aferin kullandı bize. İçeride. Şimdi bak şeye bakalım, Güneş'in manşetine. Başbakan Binali Yıldırım ikinci darbe yapılacak söylentilerinin alçak FETÖ'nün tezvilatı olduğunu belirtti. Tedirginlik için tezgahları kara kampanyalardır. Kimse itibar etmesin dedi. Öyle. Değil mi? Öyle tabii. Nedir bu ikinci darbe? Ya şimdi millete korku pompalamak. Böyle aslında bu konuyla ilgili Haşim Paboğlu'nun çok güzel bir yazısı vardı. Onu da ben sosyal medyadan paylaştım. Yani bir insana korku pompalayarak, onları korkutarak şeyin kırarsın, direnişini kırarsın. Mesela enteresan bir noktadan bakalım.
savaşta, normal savaşta iki tane tarafın bir psikolojik harp taktiği vardır. Hı hı. Ülkeler mesela ne yapar? İşte şuraya kadar geldik, burayı aldık, önümüzdeki hafta şurayı alacağız der. Öteki der ki biz bu kadar çok birliği düşürdük, bu kadar çok indirdik, bu kadar helikopterini yok ettik der. Bu haberleri özellikle verirler ki düşmana karşı tarafa şey versin, bir korku panik hali versin ki direnişi kırılsın veyahut da işte o cesareti kırılsın diye yapılır. Hı. Şimdi o yüzden bu ben bunu ilk haber çıktığından itibaren sen de ifade ettin, ben de ifade ettim burada. Yani bunlara itibar etmemek lazım. Bir defa bin defa söylüyoruz ama anlatamıyoruz herhalde ya. Niye neden korkacaksınız? Aslında 15 Temmuz'dan önce korkmamız gerekiyormuş. Şimdi niye korkacağım ben? Doğru. 15 Temmuz'dan önce bunlar oturmuş yerleşmişler orada. Altımızda pimi çekilmiş. Bomba oturuyorduk üzerinde. Şu anda o yok. Nereye kim nereye darbe yapıyorsun? Vallahi gelecekleri varsa gelecekleri falan var diyorlar ama hakikaten yani kafasını kaldırın kafasını parçalarlar. Yani öyle şu andaki tepki bir de o zaman dedik ya hazırlıksız da Türkiye. Şu anda fevkalade hazırlık fazla hatta fazla hazırlıklıyız. Ya onu da söyleyeyim yani. O zaman sadece bayrakla çıkmıştık. Tabii şimdi çok fazla hazırlıklıyız. Yani Allah korusun ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Bu tabii dediğin gibi bu bir tezgah. Adamı demoralize etmek. Aa bunlar hala bitmedi demek. Bir de olayı büyütmemek lazım. Yani çok büyük bir tehlike olduğu ortaya çıktı 15 Temmuz'da. Anladık. Ama bu 15 Temmuz FETÖ'nün köküne kibrit suyu dökme fırsatının olduğu gündür. Ve aynı zamanda darbeli tarihin de bu ülkede gömüldüğü gündür. Bunu görmemiz lazım yani. Aynen. Bir de şu var yani daha ne olacak Ersoy? Yani bunu yazdım hatta. Yani darbeyle karşılaşıyorsun, Amerika üzerine geliyor, Avrupa çullanıyor, o çullanıyor, Moody not kırıyor. Yani dedik ya bir tek uzaylılar kaldı, uzaylı işgali kaldı Türkiye'yi. Yapamazsınız abi, bu saatten sonra geçmiş olsun. Yani Türkiye'de darbe ihtimali ne kadardır biliyor musun? İspanya'da veyahut da Almanya'da darbe ihtimali ne kadarsa Türkiye'de o kadardır. Geçmiş olsun. Doğru. Kimse bunu ne cesaret edebilir ne de bu toplum buna izin verir. Şimdi bu akşamda bir paralel yaş haberi var. Örgütün yeni mezun ve atamaları yapılan askerler için 30 Ağustos'larda devir teslim töreni yaptı. Her birine farklı kod isimler vererek yeni abilere hizmetlediği ortaya çıkmış. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan jandarma imamı öğretmen Öğben'in ifadeleri diyor ki okullarından yeni mezun olanlar için 30 Ağustos'larda devir teslim töreni adı altında bir tanışma toplantısı yapılır. Burada bağlanacakları jandarma abileriyle tanıştırılır ve yeni kod isimler de bu prosedür görev yerleri değişenler için de yapılır diyor. Akşam gazetesi özellikle 30 Ağustos seçmişler. FETÖ'nün paralel yüksek askeri şurasını işte 2016'da yapacaklarmış. Ellerinde yüzlerine bulaştı. İşte paralel devletin tam karşılığı işte böyle bir şey. Yani tam kendini öyle bir devletin içerisinde bir paralel yapı haline getirmiş ki. Demek ki onların kendi yaşı da var ayrı. Ya kendi ritüellerine göre yapılıyor tabii onlar biliyorsun. Doğru. Belli biat kuralları var. Normal askeriyede böyle bir şey yok da askeriyede insanlar yemin ederler. Neye yemin ederler? Bayrak, vatan, toprak. Bütün sevgi vatanın uğruna canını feda etme üzerine gider ama bunların şeyi bağlılıkları başka bir olduğu tabii için. Tabii bunlar Fethullah, Pensilvanya. Şu fotoğrafı görebiliyor muyuz? Şu fotoğrafı görebiliyor muyuz akşam birinci sayfasında? Kim var burada bak? Bakalım tanıyabilecek misin? Bakayım hangisini gösteriyorsun? Profesör İbrahim Kalın. Cumhurbaşkanı. Aa, evet. Cumhurbaşkanı sözcüsü ve galiba genel sekreter aynı zamanda. Ve şurada Yavuz Bingöl yan yana. Ellerde bağlama. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın çok güzel. Birinci çember sanat konusunda acayip önemli işler yapıyor. Mustafa Kamıcı var biliyorsun İstanbul'da evet. Özel Kalem Müdürü. Özel Kalem Müdürü evet. Mustafa Kamıcı kaset yaptı yakınlarda. Öyle mi? Bilmiyordum. Tabii tabii. Ben İbrahim Kalın'ın yalnız hem söylediğini hem de çaldığını biliyorum. Saz çaldığını çok iyi. Ama bu da çok güzel şey olmuş. Türküsü onun da biliyorsun. En son 1 Kasım seçim kampanyasında kullanılan böyle işte içinde Kürtçe, Arapça sözlerin de olduğu bir türkü yapıldı kampanyada kullanılan. Evet. O kampanyada kullanılan türkü de İbrahim Kalın'a aittir. Ha, bak o kadar da iyi yani bu konuda. Tabii. Ha, maşallah. Çok besteleri de vardır. Öyle İbrahim Kalın'a böyle maşallah. Sahnede. Çok iyi. Elinde bağlamayla. Onunla ilgili başka bir şey de vardı dün. Onunla ilgili bilmiyorum. Herhangi bir video gösterimiz var mı? Sanatçı Zerrin Özer'in bir konuşması vardı dün akşam. Orada çok bir sistem etti. Evet. TRT izleyicileri görmüşlerdir. Çok güzel bir şeyi var.
çok güzel bir türkü söyledi bir defa öncelikle. Evet. Ama oradan bir sistemde peki, bulundu. Diyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı gelmiş kürsüye. Cumhurbaşkanı bir çevirelim kameralarımızı. Tamam. Sonra bakalım.